Galatasaray'a gol makinesi. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Sambacılar sarı kırmızılılarla ilgili bir transfer iddiasında bulundu. Brezilya basını Dubai'nin Şebap El Ahli takımında forma giyen ve oyun stiliyle Brezilyalıların efsane golcüsü fenomen Ronaldo'ya benzetilen Igor Jesus'un sarı kırmızılı ekibin listesinde olduğunu duyurdu. Türk devi Galatasaray'ın genç yıldızın temsilcisiyle temaslı olduğunu iddia eden haberde, 21 yaşındaki forvet oyuncusu için Avrupa'dan başka kulüplerinde transfer girişimine devam ettiği yazıldı. Şebap El Ahli formasıyla harikalar yaratan Igor Jesus için Galatasaray'ın temasları resmi düzeyde olmamakla birlikte devam ediyor. Bu transferde Galatasaray'ın Avrupa'dan başka rakipleri olsa da oyuncunun ve kulübünün Galatasaray'ın teklifini dikkatle dinleyeceği gelen bilgiler arasında. Galatasaray, Ross Barkley ile anlaşma sağladı. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yaz transfer sezonunda oluşturulan kadrodan memnun olmayan sarı kırmızılı taraftarları memnun etmek isteyen Galatasaraylı idareciler, ada futbolunun dev ekiplerinden Chelsea'de top koşturan Ross Barkley'e resmi imzayı attırmak üzere. İngiliz basını bu sezon Chelsea formasıyla yeterli forma şansı bulamayan yıldız futbolcunun 6 aylığına Galatasaray'a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Orta sahanın merkezinde görev yapan 28 yaşındaki İngiliz futbolcu için sözleşmede satın alma opsiyonu olup olmayacağı belirsiz. Orta saha rotasyonunu yetersiz bulan teknik patron Dominic Torrent'in Ross Barkley transferiyle takıma seviye atlatmayı planladığı da gelen bilgiler arasında. Sky Sports'un haberine göre 28 yaşındaki orta saha Ross Barkley, Galatasaray'ın kış transfer dönemindeki en kritik takviyelerinden biri olacak. Sarı kırmızılılar Barkley transferiyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak son 16 turunda da fark yaratmak istiyor. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Ross Barkley, 33 maçta da İngiltere milli formasını terletip 6 gole imza attı. Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed için dev talip. Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed'e dev talip. Fransız kulüpleri bonservisi sarı kırmızılılarda bulunan Mustafa'nın peşinden koşmaya devam ediyor. Son olarak Fransız devi Olympique Lyon forvet hedeflerinden biri olarak Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'i belirledi. RMC Sport'ta yer alan habere göre Serdar Azmoun transferinde zorluk yaşayan Lyon, forvet için ikinci sıraya Mısırlı yıldızı yazdı. Haberde ayrıca Mustafa Muhammed'in peşinde sadece Lyon'un olmadığı, Hertha Berlin, Sevilla ve Lille gibi kulüplerinde 24 yaşındaki futbolcuya ilgisinin olduğu belirtildi. Mustafa Muhammed'in bonservisini satın alma opsiyonunu kullanarak alan Galatasaray'ın ise oyuncunun bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirlediği öğrenildi. Bilindiği gibi golcü futbolcunun bir başka Fransız ekibi Bordeaux'a transferi son anda suya düşmüştü. Mısır basınından gelen haberlerde Mustafa Muhammed'in Fransa'nın yolunu tutacağını gösteriyor. Detaylarda 4 milyon dolar ödenerek alınan Muhammed'in Premier Lig ve Fransa Ligi'nden 2 talibinin daha olduğu ve bu takımların Mısırlı golcü için 8 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Bu sezon Galatasaray'da 29 maça çıkan Mısırlı forvet rakip filileri 6 kez sarstı. Galatasaray Mustafa Muhammed'i geçen sezonun devre arasında 1,5 sezonluğuna kiralamış, geçtiğimiz haftalarda da opsiyonunu kullanarak 4 milyon dolara bonservisini satın almıştı. Galatasaray'dan Muhammed Elneny bombası. Galatasaray'da takıma Dominic Torrent'in gelmesinden sonra transfer politikası tamamen değişti. Fatih Terim'in transfer listesinin ilk sırasında yer alan Gerson Fernandes geri plana atıldı. Rotayı İngiltere'ye çeviren Galatasaray'ın hedefinde ise Arsenal'de forma şansı bulmakta zorlanan Muhammed Elneny bulunuyor. Mısırlı orta saha oyuncusu gelen teklife sıcak bakıyor. Cimbom Arsenal'le görüşmelere devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncunun Arsenal'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Yüksek maliyetinden dolayı İngiliz ekibi de elleniyle yolları ayırmaya sıcak bakıyor. Başarılı oyuncunun Transfermarkt verilerine göre Galatasaray'a transfer olma ihtimali %100 olarak görünüyor. Mısırlı oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon euro. Elneni bu sezon 10 maçta bir asist yaparak Arsenal'e katkı sağladı. Unutmadan hatırlatalım. Aytaç Kara da Galatasaray'a transfer olmadan hemen önce Transfermarkt verileri Aytaç'ın Galatasaray'a %100 transfer olacağını belirtmişti. Bakalım bu transfer de gerçekleşecek mi? Inter'den Galatasaray'ın yıldızı için çılgın teklif. Galatasaray'a sezon başında transfer olan Rumen maestro Alexandru Çicaldao için astronomik bir teklif geldi. Aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan kulübün İtalyan devi Inter, transfer teklifinin ise 25 milyon euro olduğu öğrenildi. Galatasaray'a geldiği günden bu yana hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de sarı kırmızılı taraftarları adeta Messi'den yıldız 8 numara için birçok kulüp sıraya girse de ilk ciddi teklif Inter'den geldi. Çika'yı 2 yıldır gözlemleyen mavi siyahlı gözlemciler bu sezon patlama yapan Rumen Yıldız'ın bir an önce transfer edilmesi gerektiği raporunu Inter'in hocası Inzaghi'ye iletti. İtalyan basını 6,5 milyon euro ödenerek alınan 24 yaşındaki orta sahanın devre arasında 25 milyon euroya Inter'e imza atacağını iddia etti. Habere göre Inter uzun süredir takip ettiği Çicaldao'yu ikna etti ve transfere noktayı koydu. Ocak ayında Milano'ya gitmesi beklenen Çika'nın İtalyan devinde yılda 3 milyon euro kazanacağı belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Çicaldao'nun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılının sonuna kadar devam ediyor. Galatasaray'a 25 milyon euroluk Marco Biancosu. Galatasaray'da transfer rüzgarları esmeye başladı. Brezilyalı süper stoper Marco için sürpriz bir talip çıktı. Oyuncuyu izlemeye alan İngiliz devi Manchester United, Marco'yu kadrosuna katmak için aracılar vasıtasıyla harekete geçti. Galatasaray cephesinde ise resmi teklifin gelmesi bekleniyor. Sarı kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda tek gol dahi yemeyen tandemini yalnızca cazip teklifler gelmesi halinde bozma kararı aldı. Bu nedenle de United'ın ilk temaslarda belirttiği 25 milyon euroluk teklifi resmileştirmesi bekleniyor. Marco daha önce yaptığı açıklamada Brezilya milli takımının formasını giymeyi çok istediğini ve bunun gerçekleşmesinin de en kestirme yolunun dünyanın en büyük 5 liginden birinde oynamak olduğunu belirtmişti. İngiliz basınından gelen haberlere göre Galatasaray'ımızın 2018-2019 sezonunun kış transfer döneminde Chavez'e 4 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Marco'nun peşinde Manchester United'ın yanı sıra Premier Lig'den 2 kulübün daha olduğu ve bu takımların Samboy'cı stoper için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.